Diş eti hastalıklarının birçok etkeni olabilir. Kalıtım bunlardan biridir fakat zannedildiği kadar etkili değildir. Çünkü eğer kalıtımsal bir probleminiz varsa bile çok iyi dişlerinize bakarsanız bunu da ortadan kaldırabilirsiniz. Bir ağzın sağlıklı olabilmesi için mutlaka diş fırçalamamıza çok özen göstermemiz lazım. Diş araları için diş ipi, diş arası fırçası bunları da kullanmamız gerekiyor. Düzenli kontrollerimizi diş hekimine gidip yaptırtmamız gerekiyor. Bir insanda diş eti rahatsızlığı olabilmesi için, daha doğrusu olmaması için bir takım şartların uygun olması gerekiyor. Bunlar nedir? Hastanın çapraşık dişlerinin olmaması bir avantajdır. Bunun için herkes aslında çocuklarına yaşı geldiği zaman ortodonti yaptırırsa ilerisi için çok büyük bir avantaj sağlamış olur. Çünkü düzgün dişleri temizlemek her zaman için daha kolaydır. Ağzımızda çürük dişler varsa onların tamirinin yapılması çok önemlidir. Mevcut 20 yaş dişleri varsa ve temizlenemiyorsa bunlar da sonuçta bir bakteri yuvasıdır ve bunların da temizlenmesi lazım.